çıkardan sallanır, yola giden yol sallanır. Dama çıkardan sallanır, yola gider yol sallanır. Güzel bak senin sevdanla, ben söylerim el sallanır. Güzel bak senin sevdanla, ben söylerim el sallanır. Yalan mı yar, yalan mı yar, seni sevdim yalan mı yar. Yalan mı yar, yalan mı yar, seni sevdim yalan mı yar. Sevdam beni kül eyledi, dolaşırım diyar diyar. Sevdam beni kül eyledi, dolaşırım diyar diyar. Yola gider yol yakışır. Ata biner at yakışır, yola gider yol yakışır. Güzel o ince beline, taranmış tel tel yakışır. Güzel o ince beline, taranmış tel tel yakışır. Yalan mı yar, yalan mı yar, seni sevdim yalan mı yar. Yalan mı yar, yalan mı yar, seni sevdim yalan mı yar. Sevdan beni kül eyledi, dolaşırım diyar diyar. Sevdan beni kül eyledi, dolaşırım diyar diyar. Teşekkür ediyorum. Evet. Yine dostça programıyla karşınızdayız. Malum koronavirüs nedeniyle programımızda bir değişiklik oldu. Normalde her cumartesi programımız vardı ama malum sebeplerden dolayı bugün pazartesi ekranlardayız. Pazartesi yine dostça devam ediyor. Bugün de birbirinden değerli konuklarımız var. Öncelikle ekranları başında şu anda bizi izleyen tüm izleyenlerimize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar efendim. Bugün yine bir konuğumuzun dayısı vefat ettiği için, gelemediği için ben de böyle bir eserle başladım. Hiç yapmadığım bir şey. Onun için bizi stüdyoda yalnız bırakmayan dostlar, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben hiç zaman kaybetmeden bugün bir sağlıkçımız var. Bizim için çok değerli, gerçekten hasta koordinatörü, çok değerli bir dostum. Alkışlarınızla Recep Pozdemir'i buraya alıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hoş geldin. Eyvallah. Nasılsın Recep'ciğim? Teşekkürler. Siz de iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Dayınız tekrar hayırlı olsun. Sağ ol. Daha önce de konuk almıştım evet, sizi. Evet, 2 yıl önceydi. Evet, yine burada. Teşekkür ediyorum. Evet, siz şöyle alayım.
Ve yine güzel bir konuğumuz var. Evet. Bu arada değerli bir dostum da aramıza katıldı. Faruk Doğan, hoş geldin. Evet, alkışlarınızla Hazar Yıldız diyoruz. Neden? Evet. Hoş merhaba geldin abi. Değerli nasıl dostum. Fazla olmadı. Daha geçen sene de yine buradaydık. Geçen sene? Değil mi? Bir
virüsten önce. Evet, doğru. Değil mi? Oldu abi. Evet. Hüseyin Ekinci ile beraber miydiniz? Evet, Hüseyin Ekinci ile beraber program yapıyoruz. Evet, şu anda bizi izliyormuş. Evet, çok hoş geldin programıma. Saygılar. Sizi seviyoruz. Ben de seni burada seviyorum. Burada mümkün olduğu kadar sevdiğimiz sanatçıları ağırlamaktan onur duyuyoruz gerçekten. O onur bize ait amirim. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Ne zaman arasak bizi kırmıyorsun. Yani teşekkür ediyorum sizin gibi değerli bir dostum olduğu için. Ben teşekkür ederim abim. Her zaman baş tacısın. Peki bu arada görüşmeyeli ne yaptın? Yeni eserler ben hep takip ediyorum. Abi şu anda biliyorsun yeni eserler yapsak da şu anda atmayacağım. Var yani albüm çalışması var. Bitirmişiz şu anda bekliyoruz. Atsak da boş yani şimdi. Evet. Çünkü bize faydası olmayacak. Aynen. Çünkü bizim türkü barlara çıkmamız lazım. Çıkmayacağımıza göre. Şimdi bir askıda kalsın bu abi. Kalsın onlar. Piş bitsin. Aynen. Allah büyüktür. Ama güzel yazıyorsun gerçekten. Kalemine sağlık. Sağ vallahi. Evet Recep'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Hayırlı olsun yayınınız. Teşekkür ederim. Recep, şimdi ben her programa başladığımda tabii ki sizleri ben çok iyi tanıyorum. Her zaman beraberiz, bir araya geliyoruz. Ekranları başında da sizi tanıması için böyle bir kendinizi tanıtırsanız. Azar'cığım senden başlayalım şöyle. Ben Hazar Yıldız. Tabii bilmeyenler olabilir. 13 yaşından beridir bu müzik camiasındayım. Yani küçükken bile çalışıyordum ben. Aynen. Çalışıyordum yani. Gerçekten çalışıyordum. Buralara kadar geldik. Allah'a çok şükür. Az da olsa isimimizi duyurduk. Duyurdum valla. Allah'ın zar atmasın. Evet. Çok güzel eserlere imza attın. Tebrik evet, ediyorum. Aynen öyle. Hazar Bey nereli? Memleket. Elazığ'ım. Elazığ. Evet. Bize yakın. Bize yakın evet. Değil mi? Evet Recep'ciğim seni de tanıyalım önce. Evet ismim Recep Boztemir. Sizleri çok seviyoruz. Takip ediyoruz. Programınız güzel. Nerelisiniz? Adıyaman Gerger. Adıyaman Gergerliyiz. Evet. Yalan dolan bilmeyiz. Şimdi Adıyaman gerçekten şimdi bizde Palu var. Almanya'ya falan gittiğim zaman hep tarafa bakıyorum Palu. Ya dedim vallahi bu Palu galiba Almanya'dan büyük şimdi de evet. Gerger gerçekten büyük bir Malatya'da Pütürge. Pütürge evet, Malatya'da Pütürge. Herkesin yani her ilin Trabzon, bir, of. Duyulan bir yeri var. Daha artık iş adamlarından dolayı mıdır? Köyünden dolayı mıdır bilmiyorum. Aynen. Evet Recep'ciğim bir sağlık kurulunda evet kurumsal bölümde hasta koordinatörüyüm. Evet. Yaklaşık 10 yıldır. Recep Bey gerçekten tıkandığımız zaman hemen kendisine başvuruyoruz. Bize yardımcı oluyor. Özellikle hastalarımız oluyor. İşte kendini ifade edemeyen hastalarımız, zor durumda olanlara çok yardım ediyor. Mümkün olduğu kadar o kurumda işi halletti, etmediyse de doktorlar orada olduğu için başka hastanelere de yönlendiriyor, bize yardımcı oluyor. Eyvallah. Ben onun için kendisini tebrik ediyorum. Her daim. Yani bir Adıyamanlı, bir Gergerli olarak da kendisiyle gurur duyuyorum. Biz de o Adıyamanlar sayesinde o makamdayız evet. Ve o görevdeyiz. Her zaman da destekleyeceğiz inşallah. Sizin gibi insanlar her yerde olsun gerçekten. İnşallah. Yani Rabbim sizin gibi insanların sayısını artırsın. Teşekkür ediyoruz. Yani ben gerçekten bir Gergerli olarak her zaman gurur duyuyorum. Her zaman da yanındayım. Makamlar gelip geçici. Aynen. Önemli olan kalıcı olmak, kalıcı olabilmek. Tabii. İnsanlar geldiğinde biz kendimizi onun yerine koyarak hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü hastane ortamı, ben de olsam bir tanıdık olsa öyle makamda giderim. Çünkü kendini ifade edemiz birçok hasta var sizin demin bildiğiniz gibi. Bir de memleketle hiç bağını koparmıyorsun. Sürekli kesinlikle, görüyorum evet. Memlekete evet. De gidip geliyorsun. Aynen. Sen de benim gibi bir memleket sevdalısısın. Kesinlikle aynen. Bir ara hastam vardı sağ olsun Adıyaman'da yeğenim hastaydı. Evet. O da duymuş geldi hastaneye. Yani çok değerli bir insan. Teşekkür eyvallah, ediyoruz. Eyvallah. Tabii ki biz sohbetimize devam edeceğiz. Böyle bir ısınalım. Bir konuğumuz da gelmedi. Bunu açıklık getirmek istiyorum. Sevgili Sinan Kartal bugün bizim konuğumuzdu. Dayısı vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Onun için gelen gidenler varmış. Buraya çıkması biraz zordu. Biz de kendisine, dayısına Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisine aynen. De başsağlığı diliyoruz. Malum işte koronavirüs böyle. Bir önceki programda da programcımız yine cenazesi vardı. Başka arkadaşımız programını yönetti. Böyledir maalesef. Biz bir eser alalım. Hazar Yıldız'da. Hocam sesi do yapalım.
Çoktan beri terki vatan olmuşam, diyar gurbette candan uzandım, uzandım. El kahri çekmekten eseri. Değerli bir sanatçımız var. Kemal Doğan şu anda Sengitu'da Hacı Akan'ın evinde, 20 kişi bizi izliyor. Burada selamlarımızı gönderiyoruz. Selam olsun Kemal abi. Evet. Kemal, İyi ki varsın. Kemal Doğan'a burada selamlarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Selam olsun. Kemal abi yerleşti memlekette. Evet. En güzelini yapmış. Ağrı mıydı memleket? Bizim Gerger, Adıyaman Gergerlidir hemşerimiz. Daha o da burada program yapıyordu daha önce. Bıraktı her şeyi, köye yerleşti. Hayırlısı olsun. Tebrik ediyoruz kendisini. En azından köye gittiğimiz zaman orada bekliyormuş bizi. Bizi misafir edecekmiş. Bir de Özcan Memiş var şu anda. Bizim Diyarbakır'la Adıyaman'ı birbirine bağlayan tek kişi. Özcan Memiş, feribot var. Oradan biz gidince hemen o Sengüto'dan aşağı iniyoruz. Bizi Çingüş'e geçiriyor. Diyor en kısa zamanda bekliyorum. Burada Özcan Memiş'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün eserleri kendisine ve ailesine armağan ediyoruz. Evet Recepciğim, özellikle
zor bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten çok canımızı kaybettik. Yani gün olmuyor ki bir tanıdığımız bir akrabamızı kaybetmeyelim. Siz de bir sağlıkçı olarak ne öneriyorsunuz? Mesela şu anda bizim ekranları başında izleyenlere ne gibi önerileriniz olacak? Bilim kurulumuzun tavsiyeleri var biliyorsunuz. Evet. Her daim de zikrediliyor. Mesafe, maske ve hijyen. Evet. Bunlar çok önemli, bu 100 kural. Tabii ki İstanbul 20 milyonluk bir şehir. 164'ü de İstanbul'daymış. Evet. Tabii ki kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Metro, işte efendim söyleyeyim, metrobüs, otobüs evet. Vesaire. İşte lokanta, restoranta şu an kapandı biliyorsun 8-10 aralığında. Ama buna rağmen insanlarımız çok dikkatli davranmıyor. Maalesef. Yani, dikkat etmemiz gereken birçok kural daha var da. Bu 3 kural kafidir uysak. Bir de bir gevşeme oldu. Millet daha dedi ki bırak, bitmiş her şey. Yaz döneminden kış dönemine geçiş süreci oldu. Bir de çoğu kişinin akrabaları veya yakınları vefat etmemişti. Evet. Bu aralar herkeste bir can gidince bir de panik başladı. Yani millette bir panik başladı. Geçen ben bir eve girdim, gerçekten bir haftada 3 kişi. Adam, Allah kendisi, hanımı, bir de gelini hayatını kaybetti. Yani Rabbim... İnan bizi arayan birçok dostumuz var yer konusunda. Evet. 112 bizi koordine ediyor şu an. Biz o konuda çaresiz kalabiliyoruz. Aynen, ben de birkaç sefer aradım maalesef. Evet, 112 ile iletişim kursak daha hızlı bir şekilde elde ederiz isteğimizi. Çünkü artık sayı çok yükseldi. Aynen, maalesef öyle. Peki bu aşı ne zaman Türkiye'de? Aşı bakanlığın işte bir biliyorsunuz açıklaması var. Evet. Aralık sonu. Aralık sonu. Evet. 10 milyon doz, peşinde bir 10 milyon daha diye biliyoruz. Önce bunu kronik hasta olanlara, yaşlılara... Sağlık önce çalışanlara, daha sonra yaşlı ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımıza. Daha bize sonradan sıra gelecek. Yani Allah vermesin. Tabii ki siz sağlıksız bir sağlıklıyız. Çok evet, şükür. Evet. Kronikler daha öncelikli. Vallahi Rabbim... Şimdi aslında sağlıkçılar daha tehlikeli. Tabii canım. Onlar var ya, onların ben gidip gördüm gerçekten. Yani o birkaç tane maskeyle her tarafını örtmüşler. Rabbim gerçekten onlara yardım etsin. Bir de vatandaşlarımız kendilerine yardımcı olsunlar. Gerçekten mesela onlara bağırıp çağırmak var ya. Yani hiç iyi bir şey değil. Çünkü onlar hayatını riske edip sizin akrabanızı, babanızı, annenizi kurtarmaya çalışıyorlar. Onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Ya biliyorsunuz İstanbul'da çok tekstil firmaları var. Evet. Bitişik bir arada çalışan birçok çalışanlarımızdan hani biz tavsiyede bulunuyoruz. Parkur mesafesini 1,5-2 metre yani çekelim. Maske ve hijyen bakımında çok tavsiyede bulunuyoruz. Fakat nereye kadar? Yemekhaneler, işte efendime söyleyeyim, bir ada dışarı çıkmadalar, kapıda giriş çıkışlar. Hep şeydir yani, sıkıntılı. Biz iş yerlerine PCR testi yapabiliyoruz. İş yerlerine gidip hizmet verebiliyoruz. Tabii ki insanlar da biraz bilinçsiz. Ya çok takmıyor. Yani evet. Bir yakını demin zikrettiğiniz gibi hastalanmadan çok... Takmıyorlar yani. Aynen öyle, aynen öyle. Enfekte olmadan o kıymeti bilmiyor sağlık diken. Abi ben de haddim olarak olmuyor aslında bir şey. Şimdi bizim bazı arkadaşlarımız bu şeye, korona testine gidiyorlar ya. Adam diyor ben günde diyor iki sefer test yaptım. Birinde pozitif çıktı, birinde negatif çıktı. Bu yanlışlık olabiliyor mu? Olabiliyor, olabiliyor. Yani şimdi şöyle, artık bir psikolojik bir durum da olmuş bu konular, evet. Yani grip gibi düşünen var, nezle gibi, soğuk algınlığı gibi düşünüyor herkes. Tabii ki bunu hekimlerimiz ayrıştırabiliyor. Test ve antikor testi dediğimiz ve diğer akciğer filmi, tomografi filmiyle bunu belirtebiliyoruz. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Aslında şimdi, çok özür dilerim. Tomografi net sonuçtur. Değil mi? Evet. Tabii, tomografi. Şimdi, bazen mesela benim babam da annem de oldular Elazığ'da. Evde geçirdiler ama hafif olarak geçirdiler. Evet. Çok teşekkür ederim. Bağışıklık sistemi güçlüdür onların. Demek ki evet. Ama bütün hastalıkları var yani. Şeker var, nefes darlığı doğal var. Doğal beslenme her şey vardı. Diyelim. Hava temiz, doğal beslenme. 2 gün 3 gün bir ateşlenme oldu. Evet. Sonra kendine... Ama şimdi ben diyorum hastaneye gidenler
dönmüyor artık. Orada ölüyorlar ya. Ya şimdi öyle şöyle, yoğun bakıma girdiğinde entübe dediğimiz artık sisteme dahil olduklarında biraz dönüşüm zor olabiliyor, kronik hastalıkları ilerlemişse. Değil mi? Evet. Bazı vatandaşlarımız da evde inatlaşarak mücadele etmeye çalışıyor. Bu da daha kötü sonuçlar elde ediyor. Evet. 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 Maalesef. Evet. Mesaj yazıp, yasam yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajlarınızı 3969'a gönderiyorsunuz. Sorularınız olursa, istekleriniz olursa burada biz okumaya çalışacağız. Evet Hazar'cığım, bugün sen artık, direksiyon ben de. Direksiyon sen de. Tamam abi. Güzel bir eser alalım. Şimdi ben de buradan öncelikle anneme babama çok selam söylüyorum Elazığ'da. Bizden de selam olsun. Abi selam abi. Ellerinden öpüyorum. Kendilerine selam iletiyorum. Ve benim çok değerli abim, benim iyi günde, kötü günde yanımda olan Hıdır dayıma, Hıdır Ergin dayımcıma çok teşekkür ederim. Ona da buradan selam olsun diliyorum. Nadire Hanım da kız kardeşi. O da benim fan sayfalarıma bakıyor. Ona da buradan selam olsun. Ve eşime de yine selam olsun buradan. Ona da bu türküyü armağan edeceğim. Kardeşlerime, çocuklara. Şimdi birkaç tane SMS var. Onları tabii okuyalım. Ondan sonra o eseri de onlara gönderelim. Tamam. Behçet Sağmak var. Bizim çok değerli bir hemşerimizdir, orta dostumuzdur. Lütfü Bey, iyi yayınlar diliyorum. Her zamanki gibi müthişsiniz. Konuklarınız saygı değer, değerli abim Recep Pozdemir'e ve Hazar'a selamlar, saygılar demiş. Bizim de selamlar olsun. Behçet Bey'i de bir ara burada konuk almıştım. Evet. O da çok karizmatikti. Değerli bir kardeşimiz. O da, biz bir ara muhtar adaydık ikimiz. İkimiz de kaybettik ama gönüllerin muhtarı olduk. Bence bu daha güzel. Ve bir muhtar, önce can sağlığı olsun. Evet. Bir olsun muhtarımız daha, Arnavutköy Tayak Adı'nın muhtarı Solmaz Bozdemir, değerli kirvem. Şu anda bizi izliyor. Konuklarına selamlar demiş. Gerçekten bizden çok çalışıyor. Olsun. Her muhtar onun gibi çalışırsa hiçbir sorun kalmaz. Adıyaman'dan bir mesaj daha var Hazar Bey size. Lütfü Bey, sizi beğenerek izliyoruz. Hazar Yıldız'dan seni seviyorum diyemem bir eseri var. Var mı öyle bir şey? Nasıl? Seni seviyorum diyen bir eseri var. Onu söylerse sevinirim. Adıyaman'dan Dilek. Hayırlı yayınlar diliyorum. Şu anda bu şekil devam edelim. Bu arada ben aslen Adıyaman Gergerliyim ama biz Malatya'ya taşınmışız zamanında. Evet. Malatya'ya da selam olsun. Selam olsun. Ülkemizin bizim orada ne derler? Arguvan türkülerinden. Evet. Ne derler ona? Orada da bir parça, çok sevdiğim bir parça var. Gelini oldun Karabel'in elinde diye bir parça var, bilirsiniz. İnşallah onu da okuruz. Evet inşallah. Bir de Ankara'ya bir selam gönderelim. Dur, Ankara'da bir mesaj daha gelmiş. Belki oradandır. Bedir Kartal, Ağrı Tutak'tan Çavraşam'ı Kartal ailesine armağan etmek istiyorum. Ben Ankara Keçiören'den söz yazarı Umuhan Gök. Sevgili evet. Lütfi Sav, programınız evet hayırlı olsun. Yüreği güzel, değerli konuğunuz Hazar Yıldız'a sevgilerimi gönderiyorum. Siyah saçlar olur mu? Türkümüzü istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizden de Ankara'ya selam olsun. Şimdi, bizim arkadaş grubu da var. Lütfi abi bilir. Can Dostlar grubu. Can Dostlar grubuna da Murat burada selamlarımızı gönderiyoruz. Gökhan Bayram, Mustafa Kurt Bey, Ali Ağaç. Evet. Salih Karahan. O da bu arada hasta, karantinada, selam söylüyoruz ona da. İzliyorsa. Ve Elazığ'a tekrardan yine dayım oğlu Ahmet Cengiz'e buradan selam olsun diyoruz. Buradan gelmiş bize. Yani Servet Çoban'a. O da galiba Urfalı. Ona da selam olsun. Agit. Kardeşim Agit Togay. O da burada, biz beraberiz sürekli. Bir delirttiniz diyelim ya. Valla. Valla. Şimdi Ünvan teyzem Kırmadallarımın. Tamam. Sözleri. Tamam. Onun bir eserini okuyorum ama o eser sazlarımızda yok. Ünvan abla kusura bakmayasın. Kırmadallarımı okuyacağım. Onun yerine kabul et. Ellerinden öpüyorum. Evet. La yapıyoruz.
parça değişti. Kırma dallarımı gülüm dererken küstürdün gönlümü seni severken bir veda mektubu göndermişsin bana güle güle demem daha çok erken Hazar Yıldız'dan Nideyim parçasını istiyorlar. Mehmet Yılmaz'a gelsin. Yunus Caner'den. Bir de bizimki izliyormuş bizi. Şu anda ben mesajını gördüm. Selam olsun değerli dostum. Tüm konuklarına kucak dolusu selamlar. Harikasın. Hazar abime selamlar. Bir parça bana armağan etsin. Seviliyoruz demiş. Recep Bey'e de selamlar demiş. Hüseyin Ekinci. Başüstüne. Aleyküm selam. Senin baba, baba gibi adam. Değil mi? Eserler de güzel, on numara. Tabii güzel Kemal çok Doğan selam. Teşekkür etmiş demiş, saygılar. Adıyaman Gerger Direcan'da bütün dostlara selam olsun. Reis Taşdemir, hayırlı yayınlar, hastayım. Bir hasta şarkısı istiyorum. Hasta mı? O hasta şarkısını ben okuyorum. Allah şifa versin diye önce. Geçmiş bütün olsun. Bütün hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin inşallah. Ve şu anda... Bir hasta da benim abim var, rahatsız şu anda, Mustafa Sav. Ellerinden öpüyorum. Buna da geçmiş olsun. Geçmiş olsun abiciğim. Biraz sonra sana güzel bir eser göndereceğiz. Bir de amcamın oğlu var, Emin Sarı, şu anda hastanede yatıyor. Rabbim acil şifalar versin ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Gerçekten zor bir süreç. Evet. Hastaneye çok hasta geliyor mu sizin de? Ya tabii ki. Şimdi... günde 5.000-6.000 giriş çıkış var hastaneye. Değil mi? Tabii ki yani bunun yüzde
40'ı hasta olan ve diğeri de ziyaretçi ve yanına gelen misafirlerimiz. Havalarda soğumasıyla birlikte vakalar da artmaya başladı. Peki. İnşallah bu son alınan kısıtlamalar işe yarar. Ek önlemler almaz inşallah. Ya daha dikkatli, daha duyarlı olmamız gerekiyor hep birlikte. Aynen öyle. Karınca karınca herkesin bir çorbada katkısı olması lazım. Tuz olması lazım. Aile aynen. içerisinde yani büyüklerimizin hani ikaz etmesi lazım. Tamam abi, ben burada bir şey söylemek istiyorum. Kaybolmasın. Yani şimdi bu restoranları falan kapattılar ya. Yani aynen. Kapattılar ama kapattınız ama bu adam evine ekmek getirecek. Müzisyeni, garsonu, komisi, sanatçısı, bağlamacısı. İşte çok çalışan var bir restoranda. Ve bunun gibi garson. Aynen. Müdürü falan filan patronu. Bunlar nasıl olacak abi? Ben şimdi aşı çalışmaları hızlandı ya, inşallah bu süreci çabuk atlatırız diye düşünüyorum. Çok fazla hani şimdi, vatandaşımızı kaybetmiyor. Ama bunda devletimizin bir şey yapması lazım. Şimdi ki, sanatçılarımıza şimdi Hazar Bey'in demek istediği, şimdi sanatçı orada ekmeğini kazanıyor, çocuğuna ekmek götürüyor. Bir de sanatçıların bir güvencesi de yok. Benim bütün dünyada var göre. Şu an. Yani, Hazar Bey şu an bütün dünyada bu doğru. Deva var. Çünkü pandemi ismidir biliyorsunuz. Şimdi hastalığı ismi. Şimdi ben de Avrupa'da sahip çok mesela. Şeyden duyuyorum. Şimdi hasta sanatçılarımız çok mağduriyetler yaşadı bu süreçte. Çünkü diyelim ki gariban onlara böyle bir yardım verdi devletimiz şey verdi ama bu sanatçılarla ilgili kısa çalışma örnekleri var. Bir şey olmadı. Bu konuda şimdi kısa şey sanatçıların zaten bir güvencesi yok. Çıkaramıyor biliyorsunuz yani devlet bu konuda katkıda bulunuyor. Doğru da şimdi sanatçılarımız farklı. Şimdi gidip orada türkü söylüyor, evet. Yömiyesini alıp eve gidiyor. Ve evet. Onun garsonu var, onun valesi var, onun şey temizlikçisi, bulaşıkçısı. Evet, yani bu Allah'ın böyle gidiyor. Olsun. Onun için yani çok sıkıntılı evet. Süreçten geçiyorlar. Tabii ki. Benim demek istediğim yani bakanlığımız, devletimiz bu sanatçılara da bir ödenek çıkarması lazımdı. Yani onu söyleyeyim. Hani dernekleri falan vardır, başkanları vardır. İlla ki bir girişimde bulunurlar diye düşünüyorum değil bilmiyorum. Mi? Bilmiyorum. Yani hakkını, yardımın, hakkını ararsan da hakkını veririz. Çünkü müzisyenlerimizin bazıları çok iyi, durumları çok iyi. Tabii. Şimdi onlar için söylemiyorum. Şimdi onlar bu süreçte kurtarabilir ama bir de kurtaramayan var. Tabii profesyonel. Evet. Kendi kurtarabilir. Amatörlerde biraz sıkıntılı. Amatörlerde adam 150 lira çıkıyor sonra yapıyor. Evet. Bunalmaz zaman aç. Rabbim herkese yardım etsin amin, ne amin, diyelim. Amin. Çünkü bilmiyorum benim nacize fikrim de ben böyle bir şey düşünüyorum. Tabii bizim büyüklerimiz devletimiz daha iyi biliyor. Yani bana göre bir 14 gün tamamen kitleseydi her tarafı daha güzel olurdu. Ve hiç kimseye de bir şey olmazdı. Şimdi üretim İnan ki, olmazsa yani ülke ekonomisi biraz sıkıntıya girerdi. Doğrudur ama gerçekten 14 günde hiçbir şey olmazdı yani herkes bize idare göre ederdi. Öyle ama evet. Tabii ki devleti yöneten büyüklerimize göre de öyle değil tabii ki. Evet onlar yani istiyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Bu virüste bir sürü sıkıntılar oldu. Yine de insanlar mağdur olmadı. Yani ben çünkü sürekli sahadayım, insanların içindeyim. Yani insanlar fazla mağdur olmadı. İnşallah bundan sonra fazla uzun sürmez. Bunu bu şekilde atlatırız yani. Türkiye İnşallah. Çok iyi durumdaydı ya bu virüste. Sağlık konusunda Türkiye dünyada şu an gerçekten birinci sırada. Aynen öyle. Gurur verici bir şey. Teşekkür ediyoruz hükümetimize, devletimize. İyi ki varlar. Vatandaşlarımız rahatlıkça gidip her türlü tedavisinde olabiliyor. Mesela Sağlık Bakanımız... İşin içinde olduğum için, bildiğim evet, için ben burada. Özellikle Sağlık Bakanımız gerçekten hiç doğru dürüst evet. uyuyamıyor yani. Kendisini evet. burada... Tebrik ediyoruz. Evet. Neyse biz bir eser daha alalım Hazar Bey'den sonra devam ederiz. Evet bir reklam mı yapalım? Reklam. Bir reklam mı diyelim? Reklamlar diyoruz. Reklamlardan sonra? Ondan sonra. Ondan sonra evet bir eser alalım. O zaman bizim yönetmenimiz neyse. Evet sazları açalım. Thank you.
yar.